Ay canlarım. Şimdi yorumları okuyordum da şu balık konusunda yorumlar gelmiş. İşte takipçiler veya işte arkadaşlar diyeyim şey yazmışlar. Hani yağı neden kızartmadan balıkları dizdin yazmışlar. Normalde ben hani balık kızartırken ya ben zaten hayatımda hiç balık kızartmadım diyebilirim. Yalan söylemeyeyim. Hiç balık kızartmadım arkadaşlar. Hep eşim kızartıyor evlendiğim günden beri. Evlenmeden önce de hep işte annem, babam, abim onlar kızartırlardı. Ben hiç balık kızartmadım bugüne kadar. Kızarttıysam da belki bir iki defa falan kızartmıştım. O da büyük balık kızartmıştım. Onu da aynı sizlerin dediği gibi yağı koymuştum tavaya. Kızdıktan sonra yağ balıkları atmıştım içine. O şekilde kızartmıştım. Ama canlarım yani balık tavasında küçük balıkları aynı sizin gördüğünüz gibi dizeceğim için yani balık şey yağı koyup kızdıktan sonra tek tek ben onları dizemem. Yani bilmiyorum benim o kadar becerim yok yani yapabilen var mı aranız ama benim o kadar becerim yok. O koca balık tavasına o minik minik mesela balıkları aynı mesela gösterdiğim şekilde böyle yuvarlak bir şekilde dizmem gerekiyordu. Onu ben şimdi kızmış yağın üstüne zaten sıçrar yani. Elim ayağımı yakarım ben. Ne bileyim tek 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 kızmış yağın üstüne ben onu nasıl dizeceğim arkadaşlar? O yüzden önceden diziyorum ki sonradan yağını atıyorum. Hani kızartıyorum. Yoksa normalde balık kızartırken mesela büyük balık olsun veya başka balık olsun yani öyle dizmemem gereken bir balıksa tabii ki de yani yağı kızdırıp öyle kızartıyoruz. Ama balık tavasını o şekilde şekil dizeceğim için yağı kızdırdıktan sonra o şekli dizemem yani arkadaşlar. Benim o kadar becerim yok. Bir de ben bu televizyonda hani yemek kanalları oluyor ya gezelim görelim gibi bir şeyler oluyor yani. Orada da görmüştüm ben böyle Rize tarafına mı? O tarafa böyle Karadeniz tarafına gitmişlerdi. Adam böyle balık tavasında aynı benim yaptığım gibi balık yapmıştı. Önce balıkları dizdi, mısırını buladı. Balıkları bir güzel dizdi adam. Ondan sonra üstüne yağını döktü. Kızarınca da çevirdi yani. Çünkü kızmış yağın üstüne o şekli veremezsiniz arkadaşlar. Kızgın yağın üstüne tek tek o balıkları şekil vererek dizemezsiniz yani. Ya bilmiyorum belki aranızda yapan vardır ama ben yapamam. Kolay kolay kimsenin de yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kızgın yağ tek tek o balıklar şekil vererek dizilmesi bence zor bir şey. Ben onu mesela dizdim, sıkıştırdım, düzelttim, şey yaptım. Onu bir şey yapayım dedim. Hepinize çünkü yorum atamadım tek tek. Çünkü hepinize aynı şeyi yazmak zorundayım. Kopyala yapıştı da yapacak değilim yani saygısızlık olur. O yüzden böyle videoda cevabını vereyim dedim sizlere. Bir de şey yazmışsınız. O balık tavasının ortasına neden dizmedin, sıkıştırmadın yazmışsınız. Canlarım, cananlarım. Orta yerine sıkıştıracaktım, aklımdaydı. Aynı o şekilde kenarlarına dizmiş olduğum gibi ortasına da dizecektim ama hesapladım şöyle kafamdan yine boşta kalacaktı balıklar yani fazla gelecekti. Orada belki azmış gibi gözüküyordu ama gerçekten koca bir tavada balık çıktı. Sonradan ikinciyi de gördünüz ya zaten. O yüzden ortasına sığmadı. Ay bir peçete alayım. Ay. Yani anlayacağınız cevaplarımı buradan vereyim dedim sizlere. Tek tek yorumlara aynı cevabı yazmaktansa böyle videoda vereyim dedim canlarım. Ay, şimdi kalktık biz bayağı oldu. Çınar'ın kahvaltısını yaptırdım. İlaçlarını içirdim. Toz yaptım ona. Ben kendim de kahvaltımı yaptım. Normalde kahvaltımı 12 gibi falan yapıyorum. 11.30-12 gibi. Bugün erken yaptım. Acıktığımdan değil. Ama hani bir an önce kahvaltı yapayım da böyle bir an önce o kahvaltı olayı kalksın dedim. Birkaç işim var arkadaşlar evde. Ne işim var? Şöyle söyleyeyim. Dün Çınar'ın kışlık işlemlerini hallettim. Dolabını tertemiz düzenledim, sildim, yerleştirdim. Sizler de gördünüz. Bu arada çok beğenmişsiniz düzenimi. Çok teşekkür ederim canlarım. Genelde benim düzenim kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Çünkü ben sürekli hani aynı düzende devam ettirdiğim için sürekli böyle hani hiç bozmadan böyle ay atı vereyim bugünlük şöyle hep vereyim sonra düzeltirim demediğim için gardıroplarım kolay kolay bozulmuyor tekrar söylüyorum.
Ama dün işte böyle bir halsizlik oldu bende. Yani daha doğrusu önemsemedim, ne yalan söyleyeyim. Aman dedim, bir gün sonra oluversin, yani sıkıştırmaya ne gerek var. Bir de eşim içeride oturuyorlardı, Çınar'la ikisi oyun hamuru falan oynuyorlardı. Onların da şimdi rahatını bozup da kışlık bizim gardırobu boşaltıp da işte oraya getir, oraya götür kıyafetleri, oturma odasıyla alakalı olan bir şey olduğu için, çünkü çekyatların altında benim kışlıklarım. Çocuklar nereye oturacaklar yani, eşim rahatsız etmek istemediğim için dedim en azından Yakup yarın işe gider. Ben de öyle hallederim dedim. O yüzden onu halledeceğim arkadaşlar. Gardırobunu önce evleri bir toparlayacağım. Evler dağınık, bayağı dağınık evler. Dün o işlerle uğraştığım için ne bileyim, pek şey yapamadım. Akşam halsizdim. Akşam bir de işte eşime toz falan yaptım. Ondan sonracığıma sabah da toz falan. Her neyse, çok fazla uzatmak istemiyorum yine. İşte kışlıkları halledeceğim. Onları hallettikten sonra da şey yapacağız. Pazara gideceğiz. Aa, telefonu çaldım. Pazara gideceğiz canlar. Kışlık kazağımı giymiş bulunmaktayım. Şöyle bir tunik. Şöyle. Sıcacık. Bir tunik. Ya vücudumda şişlik hissediyorum bu hafta. Ya geçen hafta da aynısını söyledim. 2 kilo vermişim ama bu hafta sanki gerçekten hiç kilo veremeyeceğim veya vermedim gibi geliyor. Niye bilmiyorum. Elimde, yüzümde, her yerimde böyle bir şişlik var sanki. Kiraz sapı çayı da içtim. Hani ödemse ödem atayım diye. Her sabah kayısı çayı da içiyorum ama acaba vücudum 2 haftada falan sürekli içiyorum bunları. Acaba ne derler? Bağışıklık mı kazandı derler. Hani vücut bir şeye alıştıktan sonra çok fazla hani etkisini göstermezmiş ya. Acaba öyle bir şey mi oldu diye düşünüyorum da. 2 gündür de su içmiyorum aslında. Yalan söylemeyeceğim. 1,5 litre suyu zor içiyorum. Efendim. Tamam. Böyle. Şimdilik görüşürüz canlarım. Evet canlarım, şimdi ben şey yaptım. Yazlık yorganımı zaten dün şu şekilde yıkamıştım, asmıştım. İşte yatak çarşafımı da yıkadım, aradan çıkardım yastık kılıflarımı da. O uyku setimin zaten yorganı. Onu kullandık yaz boyunca. İlk çok sıcaklarda pike kullandık. Sonradan bunu çıkardım, bunu kullandık. Şimdi en son artık kışlık yorganımı çıkardım. Tabii ay düşecektim. Bu mevresim takımı. Şimdi geçirdim bunu. Bu arkadaşlar pikeli bir takım. Bunu ister yazın pike olarak kullanabiliyorsunuz, ister yorganınızın kılıfı olarak kullanabiliyorsunuz. Yorganımı şöyle göstereyim ucundan size. Şu şekilde. Şöyle kışlık yorganım. Annem işletmişti bunu, yani annem yaptırmıştı. Kayınvalidemin yapmış olduğu yorgan da var. Ama bu daha kalın olduğu için bunu kullanıyorum. Böyle işte kılıfını da geçirdim. Çok zor geçirdim. Şunlar da yastık kılıfları takım. Alt çarşafını sermiyorum arkadaşlar. Şöyle lila alt çarşafı var. Ben lastikli kullandığım için hiçbir mevresim takımının yüksesinin alt çarşafını kullanmıyorum. Ne oluyor? Onları da misafirlik kullanıyorum yani. Ay, böyle yoruldum. Yani şu yorgan geçirme olayı çok deli ediyor beni. Bu da yine annemin almış olduğu bu çift kat battaniye arkadaşlar. Şiddetli sıcak tutuyor. Çift katlı yani. Şöyle göstereyim. Bir katı şöyle normal battaniye katı var. Bir tane arkada da katı var. Çift katlı. Şimdi bunu kaldıracağım. Bu çünkü yani lazım değil bize şu an. Ben bazen kışın ev sıcak biliyorsa çok üşüyorum arkadaşlar. Çok üşüdüğüm zaman bu battaniyeyi seviyorum ama Yakup istemiyor işte. Ne yapıyorsun diye, çıldırma diyor. Sonra şurada var yine bir battaniye. Bu da kayınvalidemin almış olduğu battaniye, çeyizimden gelen. Ay. Akşam içeride yattık eşimle. Niye? Yatak odasında yatmadık arkadaşlar. Çünkü yatağımın üstünü sildim ben. Oda silerken fazla abartmışım, ıslatmışım. Böyle parlatıcıdır, her şeye sıktım. Çamaşır suyu falan da kullandım. Kızmayın bana ama Çınar çişini yapmış arkadaşlar bizim yatağa dün. Öğlen onu buraya yatırmıştık. O yüzden mecbur çıkarmak için lekesini parlatıcı. Çok az da çamaşır suyu kullandım.
Sonradan durulayım falan derken yatak oldu su. Yapacak bir şey yok yani. İyice kurumasını bekledik. Ondan dolayı da şey yapamadık. Yatak odasında yatamadık yani. Dün şunu güzel katlayamamışım. Bunu katlayacağım. Annem de diyor ki kışın diyor kızım diyor şu benim diyor mesela çift katlı battaniye diyor yatağın üstüne diyor hani örtü olarak örtsene. Niye uğraşıyorsun diğer örtülerle? Ben de bilmiyorum yani pek sevmiyorum herhalde. Aslında güzel duruyor mesela. Mesela şu battaniye bile örtü olarak yatağın üstüne örtülebilir. Şunu ben güzel bir katlayayım. Şimdi şu battaniyeyi göstermek istedim size arkadaşlar. Bunu yatağın üstüne serdim. Bu battaniye çift katlı bir battaniye demiştim. Ve iki tarafı da farklı renklerden oluşuyor. Şöyle yatağımı serdim. Aslında çok da güzel durdu. Kış ayları için de yumuşacık arkadaşlar. Bakar mısınız? Oo, üstüne böyle yatasım geldi şu an. Kış ayları için iyi ama ben biraz takıntılıyım yani. Bilmiyorum ama illaki yatak örtümü sermem gerekiyor. Oh, o yüzden yatak örtümü sereceğim. Bu battaniyeyi kaldıracağım. Aslında bir yana kaldırmak istemiyorum ama içime sinmiyor. O yüzden kaldıracağım. Diğer tarafı da bak bu tarafı şöyle. Bu tarafı da böyle. Pembeli gibi. Kaldıracağım bunu. Yani kıyamadığımdan değil arkadaşlar çok kullandım ben bunu. Ama yatağımın üstüne yatak örtüsü sermeyi daha çok tercih ediyorum. Ve bunu kısa kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Sabah Çınar'a tost yapmıştım. Akşam da Yakup'a tost yapmıştım. Şimdi ne yapacağım? Tost makinemi şu kısımlarını çıkaracağım. Tabii ki burada çıtı var. Böyle çıkarabilirim. Şöyle sizlere de yakınlaştırayım mı? Ne yaptım ben bu arada? Evleri toparladım. Hemen şöyle bir evi süpürdüm. Silmedim arkadaşlar. Şey yaptım. Bir de böyle bir tuz alıverdim. Yani emanet iş derler ya böyle yalapşap iş. Aynen öyle yalapşap iş yapmış oldum. Sadece görünürde bir şey olmasın. Hani yine ister istemez evim temiz gözüksün diyeceğim ama ev temiz yani. Ne oldu bebeğim? Zaten başka bir şey etti. Çınar'ın yanına gittim arkadaşlar. Nerede kaldım inanın bilmiyorum. Muhabbetin neresinde kalmıştık? Ha işte tost yaptım. Ha evde kalmıştık. Evim zaten dip bucak temiz ama yapsam yaparım ama yapmayacağım. Dip bucak temizlik. Neden yapmayacağım? Çünkü işlerim var arkadaşlar. Bugün oturdum, düşündüm. Düşündüm. Kendime bir sürü iş buldum arkadaşlar. Ama gerçekten iş varmış yani. Kendime bir sürü iş buldum. Ne işi buldum? Söyle bakayım Çağla ne işi buldun diyeceksiniz şimdi. Ben size söyleyivereyim. Şimdi. Çınar'ın kışlık işlerini hallettim. Onun odasında, dolabında bir problem, sıkıntı yok. Onun bazasının altı da temiz. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi bizim bazanın altı düzeni iyi. Düzenli. Yani çok fazla iyi olması da düzenli. Zaten belli başlı koyduğum şeyler var. Yerlerini değiştiremem, kaldıramam da onları orada. Ben yüzümü göstererek mi acaba konuşsam, video çeksem yoksa yaptığım işi göstererek mi? Yaptığım işi göstererek yapsam daha iyi olur herhalde. Şöyle. Sonra canlarım düşündüm. Dedim ki kendime bir sürü iş buldum ben. Halbuki bizim evde bir sürü iş varmış benim yapabileceğim. Şey diyorum ki bazanın altını boşaltayım tamamen. Bir güzel bazanın altını süpüreyim, sileyim. Ondan sonra tekrar yerleştireyim. Hem güzel tozlu pisliği gitmiş olur. Yani bazanın altı kapalı bir yer ama arkadaşlar ister istemez toz oluyor yani. Nasıl oluyor ona da akıl sır erdiremiyorum da ben. İşte şu cifi bitirmeye çalışıyorum bir an önce bitsin diye. Zaten toplu alışveriş yapacağız. Yani 15'inde alacağım cip de. Bu bitmese bile bunu lavaboya değil de banyoya ya da tuvalete falan kullanırız. İşte laftan lafa geçiyoruz.
şey yapacağım camları. Bazamağı falan işte süpürüp temizlenecek. Düzeni zaten iyi. Düzeninde bir bozukluk yok. Süpüreceğim. Tozunu alacağım. Tekrar yerleştireceğim. Ama şöyle de bir fikrimiz var bizim. Geçen günkü videoda bahsettim mi bilmiyorum. Ama şimdi tekrar bahsedeceğim. Arkadaşlar biz çınarın bazasının ayaklarına ve kendi bazamızın ayaklarını yükseltmeye düşünüyoruz. Ben ne zamandır düşünüyordum ama iş çıkacak başıma diye istemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama artık bıktım arkadaşlar. Yani o bazaların katır 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 altını çekip de süpürüp silmekten ben bıktım ya. Gerçekten bıktım yani. Belimin yanımı sakat edeceğim resmen. İşte eşimle de konuştum. Dedim bak böyle böyle hayatım, ben bıktım artık bunlarla uğraşmaktan. O da dedi Allah hayatım, tamam dedi, bir şey yapalım, soralım. İşte biz mobilyacıya gittik arkadaşlar, sorduk. Mobilyacı dedi ki ablacığım biz kendimiz ayak hani satmıyoruz, takmıyoruz. Ama siz bizden mobilya aldığınız için, yani Çınar'ın dolaplarını aldığımız, dolabını ve bazasını aldığımız mobilyacıya gittik. Takmıyoruz dedi ama dedi hani siz ayaklarını alırsanız biz takıveririz yani dedi. Ben de tamam dedim. Dedim ayakları nasıl takıyorlar? Nasıl, nereden alacağız dedim. Adam bana dedi ki ablacığım dedi bazanın altındaki herhangi bir tane ayağını sökün, götürün malzemeciye, işte tarif etti nerede satıldığını. Götürün oraya, adam zaten onun göre ölçüsüne göre yüksek bir ayak verir size, işte kendi nasıl istiyorsanız ona göre satın alırsınız dedi. Tamam dedim. Biz eve geldik Yakup'la. Bazanın ayaklarına baktık arkadaşlar. Bizim bazanın ayakları o böyle demir ayaklardan değil yani. Ben çoğu kişinin bazasında gördüm. Şöyle yuvarlak demir ayakları oluyor. Ama bizim bazanın ayakları şöyle plastik. Şöyle plastik şu boyutlarda falan bir ayak yani. Sizinkiler nasıl, çok merak ediyorum. Ya o ayak sökülür mü sökülmez mi onu da bilmiyorum yani. Hiç sökülebilecek bir ayağa benzemiyor. Nasıl yapacağız kızlar bilmiyorum ya. Lütfen bir fikir sunun bana. Veya bilen varsa aranızda, ne bileyim mobilyayla ilgilenen olur, eşi mobilyacı olur, bir şey olur. Ya rica ediyorum arkadaşlar, yazın. Çünkü kafama çok takıldı. Şimdi yaptırmayacağız. Ayın 15'ini bekliyoruz. Zaten ayın 15'ini toplasanız kaç gün kaldı? 2 hafta falan kaldı. 1,5-2 hafta kaldı. Şimdi ayın 15'inde onu şey yapacağız. Ayak taktıracağız. Ben de diyorum ki acaba diyorum o ayak taktıracağımız zaman zaten şey yapacağım. Bazanın arkası çekiliyor, şey bazalar ters çevrilmesi gerekiyor ayağın takılması için. O yüzden zaten içi boşalacak bazaların. O zaman diyorum sileyim süpüreyim, yani lafı buraya getireceğim anlayacağınız. O zaman diyorum süpürür silelim. İşte o yüzden bazaları şu an aradan çıkarttım yani. Bazaların altlarını şu an yapmayacağım. Ayak takılacağı için ay başında onları çıkar. Bakar mısınız kapkara? Bakar mısınız? İşte onlar aradan çıktı. Başka iş ne buldum kendime? Geçen günkü videomda da söylemiştim. Camları tekrar silmeyi düşünüyorum. Perdeleri yıkamayı düşünüyorum. Temiz olmasına rağmen tekrar yapmayı düşünüyorum. Niye yapmayı düşünüyorum bilmiyorum demiştim. Hala niye yapmak istediğimi bilmiyorum. Ya sadece camların, o da salonun camıyla Çınar Yusuf'un odasının camı dış tarafı bayağı bir tozlanmış. Ama camlarda falan hiçbir şey yok. Sadece plepen kısımlarında yani tozlanmalar var. Ama ben de böyle yarım işi pek sevmiyorum. Yapmışken hepsini yapayım diyorum. Camları da silmişken tekrar perdeleri yıkayayım diyorum. İşte kendime böyle işler çıkarıyorum ben. Salonun zaten camına girersem tekrar salonu süpürüp silmem gerekiyor. O iş de çıkacak bana. Yani bana bir sürü iş çıktı arkadaşlar. Ben şimdi bunları böyle kafama geldi. Kafama girdi yani bu artık. Kafamdan çıkartmam, bunu yapmamam gibi bir lüksüm yok. Kesin yapacağım. Başka işin gücün yok mu Çağla senin diyeceksiniz. Var. İşim gücüm işte çocuğumla ilgilenmek. Eşimle ilgilenmek, evimle ilgilenmek, kendimle ilgilenmek, yani
evimle ilgilenmek için içinde temizlik de giriyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle içim bu aralar kıpır kıpır. Sürekli böyle bir iş yapasım geliyor. Ya bir de ben de bazen şey oluyor arkadaşlar. Ne kadar temizlik yaparsam yapayım evi ya temiz göremiyorum. Niye bilmiyorum ya. Bu bir hastalık mı? Eşim diyor ki sen diyor bunu hastalık haline getiriyorsun. Bak yavaş yavaş dikkat et kendine diyor. Ya temizliyorum ama ikinci defa yapmadığım zaman sanki böyle iyice temizlenmiş gibi hissetmiyorum. İçime sinmiyor. Ya oh be evler tertemiz artık hiçbir işim yok diyemiyorum. Şimdi mesela bir iş daha çıkardım kendime. Ne yapacağım? Şimdi bunu cipledikten sonra, bu mutfağı hallettikten sonra şey yapacağım. Pazara gideceğim Çınar'la. Pazardan geldikten sonra onları yerleştireceğim. Tavukla kırmızı biber çıkardım. Tavuk sote yapacağım. Yani çorbam var dünden biliyorsunuz. Çorbam var yanına, tavuk sotenin yanına. Eşim isterse birazcık pilav yaparım. Ondan sonra yemeğimi falan hazırladıktan sonra eşim zaten şey yapacak Yakup. Biliyorsunuz artık vardiyalı sistemi döndü. O yüzden o şeye gidecek. Şeye gidecek diyorum. Bugün gündüzcü. İki gündür evdeydi. İki gündür evdeydi arkadaşlar. Bugün... Anne. Efendim bebeğim. Gel. Annem ne yapıyorsun? İşte şu tost makinesini temizliyor. Tamam gel. Belin yanım bütün açılmış. Ne var çizgi filmde? Ne? Çizgi filmde ne var? Double Whoppers. Hayda bu başlamış. Annesinde çöpücük atar. Birazdan fotoğraf edeceğiz tamam mı? Çöpücük at, çöpücük aç. Annem video çekiyorum şimdi, nasıl müzik açayım? Tatlım. Ben söylerim sana tatlım müziği. Tatlım. Sen söyleme. Oğlum çok ağırsın. Dur. Anne tatlım müziği aç. Bir saniye. İstiyorsan o zaman gideceğiz zaten. İşte ya araya hep bir şeyler gibi unutuyorum ne diyeceğim. Ha Fortmanto. Vestiyer mi dersiniz artık? Fortmanto mu dersiniz? Şu kapının arkasına giriştiğinde vestiyer mi oluyor? Fortmanto. Ne bileyim biz fortmanto diyor. Bunları böyle çamaşır suladım, cifledim arkadaşlar. Bunu yıkamayacağım yani. Bir de makineye atacağım aynı zamanda. Şöyle. Şöyle. Bir güzel beklesin. Makinem çünkü dolu değil. Baksanıza kapkara şey attı ya. Su attı. Halbuki bir defa, dün akşam kullandım bir de bugün işte. Zaten hiç yani kaç aydır tost yapmıyorum ya, kaç aydır kullanılmıyordum. Her neyse arkadaşlar, ne diyecektim? İşte o fortmantonun içini boşaltacağım. İçini bir güzel işte tozunu alacağım, sileceğim. Tozunu alıp sildikten sonra da yerleştireceğim camların içini bir güzel. Şöyle bir... O da aradan çıkmış olacak. Ve bir planımız daha var. Daha doğrusu bu planı önceden, yani ben çok önceden beri istiyorum. Hatta bir defasında niyetlendim, alacaktım, sonradan vazgeçtim. Ne istiyorum arkadaşlar? Benim şu fırınımla mikrodalgam sehpanın üstünde üst üste duruyor. Ve ondan nefret ediyorum o şekilde durmasından. O yüzden bir tane dedim. Oraya biz bir dolap beğendik. Yani ben beğendim. Yakup'a gösterdim. Ya çok su kaçsın diye korkuyorum, su kaçacak diye içine de çok tedirgin siliyorum o yüzden. İşte dolap beğendik. Eşime gösterdim. Dedim ki ay başında bunu alsak olur mu? Bilmiyorum. Bakarız dedi.
internet üzerinden alacağız. İnternet üzerinden de kurulmamış bir şekilde alacağımız için fiyatı uygun. Yani 150 lira mı 160 lira mı ne, ama arkadaşlar dolabı görmelisiniz. Muhteşem. Tam benim istediğim dolap diyebilirim. Tam benim istediğim dolap yani. Ay şunu yıkayıveresim geliyor böyle köpekleyip her yerine. Hiç sevmem böyle silme şeyleri. Bak buralara köpük kaçtı şimdi. Yani dolap harika bir şey. Çok beğendim dolabı. İnternet üzerinden sipariş vereceğiz. Dedim eşime sen bunu biz söylesek sen kurabilir misin? Kurarım hayatım dedi. Tamam dedim. Bir de öyle bir durum var yani ay başında. Artık ay başından gibisini yapacağız bilmiyorum. Sonra bir durum daha var arkadaşlar. O da benim banyonun duvarıyla, tuvaletimin duvarı, duvarları suyla, çiftli çamaşır suyla ovalayıp üstüne de böyle şofben suyla döküp yıkadığım için duvarlar nem yapmış. Nem yaptığı için koridorun duvarlarına çıkmış, kabarma yapmış koridorun duvarlarına. Döküldü yani. O yüzden bir kutuda böyle boya alacağız. O boyayla da şey yapacağız, oraları halledeceğiz, tamir edeceğiz. Yani ay başında bizim çok işimiz var. Ha, en önemli olan da duşakabin. Ay başında bir de duşakabin taktırıyoruz. Tabii bizim paramızla değil, ev sonuçta bizim diye kiracıyız. Ev sahibimizle konuşmuştuk zaten. Konuşmuştuk. Bir tane duşakabin bulmuş eşim uygun fiyata. Onu taktırmayı düşünüyoruz. Bakalım arkadaşlar. Duşakabin takılacak bir de. Yani bizim ay başında böyle işler olacak. Diyorum ki 2 hafta kaldı zaten. 1,5-2 hafta kaldı. Bugün en 4'ü mü? 15'ine kadar işte. Diyorum ki 15'ine kadar ben güzel camlarımı sileyim. Tekrar perdeleri yıkayayım. Kapılarımı sileyim. O ince işlerimi bütün halledeyim. Diyorum. Ondan sonra 15'inde de işte dolabım gelir diyorum. Yani tabi 15'inde söyleyeceğiz. Söylersek artık kaç gün sonra gelecek bilmiyorum da. Ondan sonra dolabım gelir diyorum. Dolabımı kurarız. Dolabım geldikten sonra da, gerçi şimdi de yapabilirim de dolabın gelmesini beklemem. Fırının içi temizlenecek arkadaşlar. Pis değil ama şu fırın temizleyiciler varmış. Onları çok önerdiler bana. Onunla içini bir güzel temizlemek istiyorum. Mikrodalga, fırın, işte klasik her zaman yapılan işler. Temizleyeceğim yani onları. Sonra bir fikrim daha var. Kafamda deli sorular. Bunlar hep plan, yeni planlar, yeni projeler. Bunlar hep parayla olacak işler. Hangi birisini yapacağım bilmiyorum. İşte bir plan da ne biliyor musunuz? O da şey... şu mutfak dolapları, ay yeter be, sinir oldum. Şu mutfak dolaplarının arkadaşlar içlerinde benim şöyle göstereceğim. Şu altlarında raf yok ve kahverengi olduğu için en ufak bir tozu bile belli ediyor, gösteriyor ve ben bu olaydan nefret ediyorum. O yüzden bebeklerim, canlarım, bir tanelerim, ne yapacağım biliyor musunuz? Mutfak raflarının alt kısmına şey alacağım. Bu ucuzluk yerlerde falan satılıyor. Annem kullanıyor benim, ben biliyorum. Böyle altı kaymazlar da satılıyor. Normal böyle değişik bir şey daha var ya. Hatta buzdolabına falan da seriyorlar. Onlardan da ben sevmiyorum. İşte öyle bir örtü. Yani naylon, örtü, artık nasıl bir şey olursa. Bayağı bir uzun bir metre alacağım. Ondan sonra arkadaşlar onları bir güzel evde keseceğim. Mutfak dolaplarımın raflarına sereceğim. Tabii ben bunları yapmam için önce bütün mutfak dolaplarını indirip tekrar silmem gerekiyor.
Allah'ım bir sürü iş çıktı ya bana. Yine vallahi bir sürü iş çıktı. Tabii ben bu işleri ne zaman yapacağım arkadaşlar? Bir gün birini yaparım, bir gün birini yaparım. Belki bir gün kendimi iyi hissetmem, hiç yapmam. Dediğim gibi daha 2 hafta var ay başına. Ve bu benim kafamdaki planlar. Biz maaşımızı aldıktan sonra olabilir. Şu an zaten olamaz. O yüzden böyle yavaş yavaş. Bu arada tost makinem Arzu'nun tost makinesi. Çok memnunum arkadaşlar. Çok yeni modellerden değil ama bizim işimizi görüyor. Gayet de güzel tost yapıyor yani. Memnunuz. Zaten çok sık tost yapmıyorum. Yani işte böyle planlar var arkadaşlar kafamda. Böyle Yakup'a hepsini birden söyleyemiyorum da taksit taksit söylüyorum. Bir gün birini söyledim. Bir gün şu dolabı söyledim. Bir gün şey yaptım. Şu duvarları yapalım dedim. Ha, daha bir iş daha var ama onu şimdi yaptıramayacağız. Ne zaman yaptıracağız bilmiyorum ya. Ona çok çalışıyor. O da ne? İşte biz buraya taşınırken nakliyeciler, Allah razı olsun onlardan, sağ olsunlar, paramızla rezil ettiler bizi. Paramızla rezil olduk resmen. Benim içeride salonumda kullanmadığım koltuk takımlarımı, İki üçlüsünü düşürmüş, bir tanesinin iskeleti kırılmış, üstüne hiç oturamıyoruz. Ayaklarını bütün kırmış koltuklarımın. Bizim koltuklar arkadaşlar tamamen baştan sona tamire gitmesi gerekiyor. Yani bize masraf açtılar. Kim bilir kaç para diyecekler o koltukları, koltukçular götürecekler, yapacaklar. Kim bilir kaç para diyecekler. İşte eşime dedim de onu da bir soralım dedim. Ne kadar yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Bak dedim hani Çınar okula gidiyor, başladı. Biz mesela okulda öğrencilerin annesi, anneleriyle görüşüyoruz mesela. Böyle birbirimizi davet edeceğiz, görüşeceğiz evlerimizde de. Hani istiyorum da hani görüşmek. Yeri geldiğinde tabii ki de görüşeceğiz de. Veya onları geçtim. Yani benim normal bir misafirim de gelebilir. O yüzden arkadaşlar salonunda ağırlayacağım için ne diyeceğim misafire? Koltuklara oturmayın, kırık mı onlar diyeceğim. O yüzden onu da yapacağız. Nasıl yapacağız? Nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacak bilmiyorum da. Ne kadar tutacak? Nasıl olacak? Yok yerden nakliyeciler bize masraf açtı yani. Hiçbir şey demiyorum. Yok yerden masraf açtılar bize. Oy. Evin eksiği bitmez. Evin işi bitmez. Allah vallahi kocalarımıza sağlık sıhhat versin. Güç kuvvet versin. Allah şükür yine iyi kötü çalışıyorlar, işleri var. Yine hepsine bir anda olmasa da yavaş yavaş da olsa yaptırma imkanımız oluyor. Yani böyle arkadaşlar, benim sizlerle de paylaşmak istedim. Ben ay başına kadar dedi ama salondaki koltuklar daha şimdi olmayacak, onu da söyleyeyim. Yani ne zaman olacak bilmiyorum ama sadece fiyatını soracağız şimdilik. Yani bu ay falan öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Olamaz çünkü. Onu da yaptırırsak çok sıkışırız biz. Yaptıramayız. Yaptıramayız yani. Şuraya biraz yağ sıkacağım ya. Yağlanmış. Şöyle biraz sıkayım da. Yağlanmış şunları. Yani böyle. Bizde durumlar böyle. Amma konuştun Çağla diyeceksiniz ya. Amma konuştun Çağla. Ne yapayım? Anne güzel istiyorum. Alayım oğlum. Canlar ben şimdilik kapatıyorum bakalım.
Bence yüzük sağlık. Tamam, zaten yeterince pazar alışverişi yapacağız. Kalabalık olacak. Biz pazara gidiyoruz canlar. Şu çantamı çıkardım. Çünkü bu böyle boyundan takılıyor. Pazarda daha rahat oluyor. Hayır diyorum oğlum. Ben şurasını alacağım. Böyle sadece cüzdanımı koyacağım. İçine bir telefonumu alacağım. Hayır diyorum Çınar. Suyu mu damlatı suyu? Bu çantayı da bebek arabasına götüreceğim zaten, pazar arabasını değil. Bebek arabasının arka kısmına koyar. Hadi gidiyoruz. Hadi geç gidelim. Kaldı. Gel. Bir görsünler abla artık. Gel. Dön bakalım, harika kanatlarını göster. Eşofmanı giy dedim. Üstünde harika kanatlarla siviti var arkadaşlar. Bir şey unutmak istemiyorum. Ben de giydim. Şöyle çizgili. Şu kolları ve bu kısmı dantelli. Arkası da çizgili bunun. Kenar kısımda da dantelli arkadaşlar. Ama kenar kısımları iç göstermiyor. Sadece şu omuzlarıyla kolları iç gösteriyor. Böyle. Pantolonumu giydim. Saçımı arkadan toplayıverdim işte. Ne yapayım? Bu kadar. Başka ne yapayım? Baya bu çok güzelmiş anne. Pazara gidiyoruz. Anne baya bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş baya bu. Şimdilik görüşürüz canlar. Canlarım, cananlarım, tekrardan merhabalar. Pazara gittik geldik oğluşumla. Pazardan ne aldım videosu çekmeye karar verdim. Dermişim. Hemen şöyle pazardan ne aldım göstereceğim size. Muz yine geçen haftaki gibi. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. Tabi içindeki kabukları bir çıkarayım şöyle. Çınar'ın yediklerini. Çok seviyorum muzu. Şöyle muz aldık canlarım. Ne kadardan aldım? 6 liralık muz aldım. Kilosu 5 liraydı. Sonracıma. Kış ayının ilk marulunu almış bulunmaktayım. Ben yazın marul almıyorum arkadaşlar. Sadece kışın marul alıp tüketiyorum. Şöyle marul aldım. Artık kıvırcık mı dersiniz, marul mu dersiniz? Sizler ne diyorsanız. Sonra canlarım şöyle 3 kilo domates aldım. Domateslerimi şöyle. Bakın ne aldım, size ne göstereceğim. Ispanak aldım. Ispanak aldım. Şöyle. Çok özledim ıspanağı. Şunu bir yıkayıp yiyeceğim. Ben çiğ çiğ de yiyorum ıspanak. 6 liraydı kilosu, 4 lira vardı, 5 lira, 8 lira vardı. 4 lira olanı görünce dayanamadım, aldım arkadaşlar. Yarım kilo aldım şöyle ıspanak. Ne yapacağım peki ıspanağı? Ispanaklı börek yapacağım. Benim kocam ıspanaklı böreği biter biter deli olur, hasta olur. Öyle. Tabii ki de börek için pazardan taze taze yufka aldım. Ispanağı öyle, yufkayı da 7 tanesi 5 liraydı. Ben zaten hep aynı yerden alıyorum. Sonra burada bir tane roka, bir demet de maydanoz aldım arkadaşlar. Çıkarmayayım şöyle. Bunlar da 50 kuruştandı sanırım. Ondan sonracığıma... 1 kilo 2 liradan armut aldım. 2 tanesini yedi Çınar. Çınar benim oğlum maşallah değil, meyve hastası. Çok seviyor meyvenin her şeyi. Yani hepsini seviyor meyvelerin. Havuç istemişti Çınar. Aslında havuç almayacaktım ama havuç istedi arkadaşlar. Sabah havuç istiyorum anne, ben de televizyonda görmüş. Ben de havuç aldım 2 liradan. Şöyle... 1 kilo havuç aldım arkadaşlar. Bayağı da var içinde. Yeter bize. Sonra... Her toplu alışverişte veya her markete gittiğimde köre alacağım, köre alacağım. Bitti baharatım diyorum ama bir türlü aklıma gelmiyor.
Ben de pazarda baharatçılar oluyor ya. Aklıma geldi ve pazardan 3 liralık köri aldım arkadaşlar. Çünkü bugün zaten tavuk sote yapacağım. Şöyle bol körili olsun. Lezzetli olsun. Bu arada ıspanaklı böreğin de açıklamasını yapayım arkadaşlar. Normalde ben ıspanaklı börek yaptığımda löp löp hepsini götürürüm yani. Bayağı bir çok yiyorum. Çok seviyorum. Ama şey yapmayı düşünüyorum. Ispanaklı böreği yapacağım. Yiyeceğimiz kadarını çıkaracağım ortaya. Yani şöyle söyleyeyim size. Eşim ne kadar yerse onunkini ayıracağım. Kendime de böyle gül böreği şeklinde yapıyorum zaten. Ben ya böyle küçük yapıyorum gül böreği şeklinde. Ya da böyle doluyorum. Böyle büküyorum işte. Aynı şey oluyor zaten. Büyük ihtimal gül böreği şeklinde yaparım. Bir tane şöyle gül böreği şeklinde yiyeceğim kendim. Eşimin de yiyeceğini, oğlumun yiyeceğini ayıracağım. Geri yapmış olduğum, pişmiş olan börekleri de soğutup nofruza atacağım arkadaşlar. Eşim istedikçe çayın yanına ona çıkaracağım. Çok seviyor akşam çayın yanında içmeyi, yemeği. Yani öyle ıvır zıvır bir şeyler çok seviyor. Bir demet yeşil soğan aldım arkadaşlar. Şöyle. Bunu ne kadardan aldım? 1,5 liraydı. Ondan sonra... Kabak aldım. 1 kilo şöyle kabak aldım. Kabaklarımı da sizlere göstereyim. Küçük küçük olanlardan. Ben bunları seviyorum. Şöyle. Evet. Kabak aldım. Sonra. Ve son olarak. Turşuluk salatalık aldım arkadaşlar. Normalde çok fazla alacaktım ama inanın çok pahalı. Yani başka yerlerde ne kadar bilmiyorum ama Edremit'te turşu salatalığı çok pahalı arkadaşlar. 8 liradan kapı açıyorlar. Bir yerde sordum 8 liraydı. Sonra 7 liraya buldum. 6 liraya buldum ve aldım en sonunda. 2 kilo aldım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Ben kordişon alıyorum bu şekilde. Küçüklerden. Bunları seviyorum, bilmiyorum. Bunları kuracağım arkadaşlar. Nasıl kuracağım? Ya gideceğim A101'den bir tane şişe alacağım. Şöyle 3 kiloluk falan. Hepsi sığar mı 2 kiloluk, 3 kiloluk şişeye? Sığmayabilir. Ya da ben 1 kiloluk benim şişelerim var böyle. Salça şişelerim falan. Onların içine kurmak istiyorum arkadaşlar. Onları kurayım. Ayrı ayrı temiz temiz kullanırız. Buzdolabına da rahatlıkla sığar. Böyle. Benim pazar alışverişim bundan ibaret arkadaşlar. Bu kadardı. Bence güzel bir pazar alışverişi oldu. Evimin ihtiyaçlarını aldım. Salatalık almadım çünkü salatalığım var. Yeterli. İşte meyve ağırlıklı oldu yine. Bu hafta üzüm almadım. Elma almadım. Çünkü elmam da var. Üzümüm de biraz var. Son zamanlarda üzüm çok fazla yemiyor. Daha farklı bir şeyler almak istedim. Armut, havuç... Ne bileyim muz. Muz zaten her hafta alıyoruz. İşte böyle saçmalamaya bırakırsam eğer ben bunları bir yerleştireyim. Yerleştirdikten sonra da biliyorsunuz ki şu malzemeleri çıkartmıştım. Şurada biberim var. Bu biberin hepsini kullanmayacağım ama arkadaşlar kullandığımı kullanırım. Kullanmadığımı gelen ofrosa atmayacağım. Ya başka bir şey de kullanırım bilmiyorum. Ya da yani atmak zorunda kalacağım. Çünkü bunlar geçen senenin biberi. Geçen seneden bir poşet kalmıştı böyle. Onları bu da hala çözülmemiş bunlar. Neden çözülmemiş? Hiçbir fikrim yok. Neyse mikrodalgada çözdürürüm. Bakalım ben şunları bir toparlayayım. Sonra sizlerle tekrar Çınarım. Görüşelim. Çınar'a baktım şimdi sesi çıkmıyor. Uyuyakalmış kuzum benim. Şuna bir bakar mısınız? Aşkım benim ya. Televizyonu da kapatacağım. Yatağına geçireceğim ama geçirmek istemiyorum. Uyanır çünkü. Yüzden üzerine hemen öyle bir şey örteceğim. Şunu örtelim.
Kuzum benim ya. Bugün Çınar biraz daha iyi. Maşallah. Örttüm üstünü. Kafası zaten yastıksız yatıyor genelde. Şöyle şunları da şuraya koyayım ki Allah korusun düşerse yumuşak yere düşsün. Thank you.
hoşça kalın, mutlu kalın. Yarınki vlogda görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de böyle şuralarda bir yerlerde böyle bizim yuvarlak böyle resmimiz çıkıyor. Yani oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.